Efendim işte şimdi yakında bulunacak olan ahit sandığı hakkında bilgi vereceğim. Hazreti Musa'nın sandığı. Bu dünyayı bir havaya kaldıracak, bir yere indirecek. Bütün dünyayı ayaklandıracak bir olaydır. Mehdi'nin, Mehdiliğinin imzasıdır. Altın mührüdür. Bak, altından mührüdür. Çünkü o sandığı ortaya getirecek olan İmam Mehdi'dir. Çeşitli rivayetlerde tapınak şövalyelerinin elinde olduğu söyleniyor, kutsal sandığın. Benim kanaatim Mehdi devrinde bulunacak. Çünkü melekler tarafından saklanıyor, öyle alelade bir saklanma değil. Yani insanlar saklıyor demiyor Allah, melekler tarafından korunuyor. Figo var mı sende resimler? Var adam. Bakayım. Keselim adam. Evet. Sen göster ben. Tamam. Bu kutsal sandığın taşınma şekli. Geri. Evet. Yaklaşık evet gerçek büyüklüğüne yakın. İnşa yapılmış bir tablo. Görüntüsü de aşağı yukarı böyle. Evet. Evet, devam edin. Bu sandığın yakından görünüşü. Yine aynı şekilde. Bu nedir? Gelen resimler arasındaydı. Ya resminin altında yazısı yok mu? Yoktu. Bak, orada bir işaret var. Şu an. O Hızır'da da olan bir işaret. Heykelin elinde olan ne var? Evet. O eski Mısır'da da kullanılan anahtar. Evet. Şimdi devam edelim. O devre ait kayıklar, süsler, efendim. Yine ahit sandığının temsili bir canlandırması. Böyle bulunduğunda da gıcır gıcır, onu söyleyeyim. Evet. Ya altın olduğu için yıpranmaz. Evet, yine aynı şekilde. Som altından yapılmış bir sandık. Yani som altın kaplanmış. Akasya ağacından ahşabı. Yine sandığın götürülüşü, ne ait bir tablo. Yine bir tarihi kabartma sandığın götürülüşünde ama daha büyük sandık tabii. Bazen ölçüleri daha büyük, bazen daha küçük oluyor. Evet. Yine bir tarihi tablo. Resimler bu kadar da anlamlı. Evet. Sandık 1,5 arşın genişlikte ve yükseklikte. 2,5 arşın uzunlukta. Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu 2,5. 1 metreden işte 10 santim falan daha fazla. Eni ve yüksekliği 1,5 arşın. İşte 67,5 santim falan oluyor. 67,5 santim. 2,5 ile 1,5 sayıların birbirine oranı 1,666. Sandıkta altın oran kullanılıyor. Maşallah. O Fibonacci var ya. Hazreti Musa'ya yapması emredilen akasya ağacından
sunak yani kurban kesilen masa da 5 ile 3 sayıları kullanarak altın odalarına inşa edilmiştir. Mısır'dan çıkış 27.1, sunağı akasya ağacından kare biçiminde yap. İşte bu mason toplantılarında kullanılan kürsü de bu büyüklükte oluyor. Eni ve boyu 5'er arşın, yüksekliği 3 arşın olacak. Hızır'ın konuşma yaptığı kürsünün boyutları. Aslında sandık böyle açık alenen gitmiyor. Orada tabi tablo olduğu için öyle yapıyorlar. Sandık kalın örtülerle kapatılıyor üstü. Yani halk rahatça görebileceği gibi değil. Onun görünmesi için özel bir tören var. Özel örtüleri var. Onlar açıldıktan sonra görülebiliyor. Ona Mehdi denilmesinin nedeni gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Antakya denilen bir yerde tabut kutsal emanet sandığını ortaya çıkaracaktır. Antakya bak hep Hatay bölgesindedir ya. Şimdi orada bir savaş hazırlığı da var biliyorsunuz. Orada bir şey var Hatay'da. Hakikaten bakıldığında dünyanın belirli noktalarına oranın da merkezi yerlerden biri olduğu anlaşılıyor. Antakya denilen bir yerden tabutu kutsal emanet sandığını ortaya çıkaracaktır. Mehdi Antakya mağarasından tabutu sekineyi çıkaracaktır. Şam'daki dağdan da gerçek Tevrat'ı çıkaracak. Gerçek Tevrat. Role halde. Deri üstüne yazılmış, altınla yazılmış gerçek Tevrat. Birçok Musevi Müslüman olacaktı gerçek Tevrat'ın ortaya çıkmasından sonra. Risaletül Hurucül Mehdi sayfa 124-125. Diyor ki bana niye Musevilerden görüşüyoruz? Bu insanlar niye Müslüman oluyor peki o zaman? Museviler Müslüman olacak diyor Peygamberimiz. Gerçek Tevrat ortaya çıkacak diyor. Kim çıkaracak? Mehdi çıkaracak ortaya diyor. Biz kimiz? Mehdi'nin yardımcısıyız. Biz kimiz? Mehdi'nin yardımcılarının yardımcısıyız. Ağaç tabii iç ağacı normalde eskir. Ama melekler koruduğu için ve hatta çürümesi lazım. Çünkü çok eski. 3500 yıllık falan daha da eski hatta 3500 yıldan. Ahşap dayanmaz. Altın kaplı ama işte içinde bir madde var, bir şey var. Hiçbir şey bozulmuyor. Bir de içinde Ruhul Kudüs var. Açıldığında bütün insanların kalbinde bir ferahlık oluşacak. Bu bir büyük mucizedir. Mesela adam sıkıntılı, gergin değil mi? Sandığın oraya geliyor, kuş gibi hafifliyor. Kur'an ayetinde de belirtiliyor. Yani insanı ferahlatan, insan üstündeki sıkıntıyı alan bir şey var, bir güç. Mesela bak sandığın örtülü olarak taşınmasının bir temsil resmi var. Doğrusu bu şekilde. Göster varsa resmi. Evet, bu şekildedir. Sandığın mahiyeti hakkında hiç bilgi yok. Her şey hakkında bilgi var. Mesela altın kandillikler, yedi kollu şamdanlar hakikaten Roma askerleri tarafından alındı, Roma'ya götürüldü. Taş kabartmaları da falan var. Ama yani çok büyük kandiller onlar. Som altından. Adamlar görgüsüz aldılar, Roma'ya götürdüler. Onları eritip kullandılar altınları. Onu bir ganimet olarak gördüler. Halbuki o çok hayati bir konu, Tevrat'ta da geçen bir konu. İşte dangalaklıklarından oradaki bütün kutsal emanetler erittiler. Fakat kutsal sandığa erişemediler. Onu kaçırmışlar benim anladığım. İşte ayette diyor, onu melekler korur diyor. Çünkü kandil kolay onlar. Yani onlar halinde. Ama onun içinde kutsal emanetler var. İşte Allah'ın hikmeti ona ele geçirse kutsal emanetleri de darmadağın ederlerdi.
Yani mesela levhalar falan, her şeyi parçalarlardı. Manna kutusunu falan, hepsini darmadağın ederlerdi. Musa, Rabbim buyruğu şudur dedi. Mısır'dan sizi çıkardığımda gelecek kuşakların, işte Mehdi ve talebeleri kastediliyor. Çölde size yedirdiğim ekmeği görmesi için bir omer, iki litre, işte 200 gram kadar daha fazla yani. İki litre. Bir omer saklasın. Musa Harun'a bir testi al, içine bir omer man doldur dedi. Gelecek kuşaklar için saklamak üzere Rabbin huzuruna koy. Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi Harun manı saklamak üzere anlaşma levhalarının önüne koydu. İsrailliler yerleştikleri Kenan topraklarına varıncaya dek 40 yıl man yediler manla. Mısır'dan çıkış 16-31-36. İlk anlaşmanın tapınma kuralları ve dünyasal tapınağı vardı. Bir çadır kurulmuştu. Kutsal yer denilen birinci bölmede kandillik, masa ve adak ekmekleri bulunuyordu. İkinci perdenin arkasında en kutsal yer denen bir bölme vardı. Altın buhur sandığıyla her yanı altınla kaplanmış anlaşma sandığı buradaydı. Sandığın içinde altından yapılmış man testisi, saf altından yapılmış man testisi, mana testisi, Harun'un filizlenmiş değneği ve anlaşma levhaları vardı. Sandığın üstünde bağışlama kapağını gölgeleyen yüce keruvlar, melek figürleri dururdu. Ama diyor, şimdi bunların ayrıntılarına giremeyiz diyor. İncil'de geçiyor. İbranilere mektup 9:1-5. Kutsal sandığı ve şanları gösteren temsilci bir kabartma vardı. Evet. Evet, işte o Roma dönemindeki talanda bu Roma'ya getirdiklerinde halka bunu gösterdiler. Yani oradan çaldıkları çeşitli altın eşyalardan, o yedik olduğu Şam'dan onu taş üzerine böyle kabartma olarak resmetmişler. O büyük talandan aldıklarının her şeyinin öyle kabartmasını da yapmışlar. Yani hırsızlıklarının belgesini koymuşlar. Ama akılsız ahmak herifler hepsini eritip kullanmışlar saf altından. Bu sandık açıldığında inşallah göreceksiniz. Allah ömrünüz uzun etsin. Ya insanlarda az veya çok birçok insanda bir gerilim olur değil mi? Böyle sıkıntı veya bir asabi gerginlik falan. Anasından doğmuş gibi oluyorlar ya. İnşallah. Acayip ferahlıyor yani. İşte o huzur, yani sandığın meşhur özelliği. İçinde böyle bir özellik olduğunu Kur'an'da da Cenab-ı Allah ayette belirtiyor. Yani insanların elle tutulur hissettiği bir mucize var. Ya yani mesela kapalıyken böyle bir şey hissetmiyor. Kapağı açıldığında, üstü açıldığında bunu bütün şiddetiyle hissediyor ferahlığı. Allah'tan gelen ferahlığın mahiyetiyle ilgilenmiştir diyor alimler. Yani bu nedendi. İnsan suretine sahip hoş bir esintiye, nefese benzetmişlerdir. Yine müfessirler bazı rivayetlerde istinaden söz konusu ferahlığı bekar ve cennetten gönderilip peygamberin kalplerinin içerisinde yıkandığı birleyen ya da Allah katında bir ruh olarak anlamışlardır. Doğrusu Allah katında bir ruh. Ruhul Kudüs var içinde. Ondan dolayı bir ferahlık oluyor. Mesela Mehdi de Allah Ruhul Kudüs'le destekliyor. İsa Mesih'i Ruhul Kudüs'le destekliyor. Yani herkese nasip olan bir şey değil. Peki Adnan Bey, Ruhul Kudüs'ten etkilenecek olanlar bütün dünya mı, yoksa sandık açıldığı anda onu görenler? Orada bulunanlar. Sadece o sandığın çevresinde olanlar. Kapatılınca o his gidiyor mu? Evet. Yani ondan sonra yine normale dönüyorlar. Yani alenen hissedilen bir durum. Ahisandı Beni İsrail arasında Allah'tan gelen huzur ve ferahlık kaynağı olarak görülmüştür. Öyle bir huzur ki Musa Aleyhisselam o huzur içerisinde Allah ile konuşmuş. Onun kelamını sandığın kapağı arkasından
Allah'ın celal ve azamet bulutu bu iki meleğin arasında sandığın üzerinde görünmüştür. Yani bir duman oluşuyor. Şimdi bu bazen cinlerin gelişinde de olur. Bir duman oluşur. Meleğin gelişinde de oluşuyor. Aynı özellikler oldukları için. Yani çünkü nurdan yaratılıyorlar. Yani bizim bilmediğimiz bir şey. Bazen cin geldiğinde de olur bakın. O duman bulutu. Allah'ın celal ve azamet bulutu bu iki meleğin arasında sandığın üzerine görülmüştür. İçerisinde duymuştur. Sekine, iman ve Allah ile irtibata geçmekte elde edilen sakinlik ve vakardır. Yani sekinet, zaten adı üstünde sekinet sandığı, sakinlik oluşuyor. Yani bütün kaslarında bir gevşeme ve sakinleşme oluşuyor. Mehdi, tabutu sekineyi Antakya mağarasından çıkarır. Bak adı üstünde görüyor musun? Evet. Sekine sandığı. En meşhur özelliği, yani mucize olması ondandır. Yani hayret edici şekilde bir gevşemeye sebep oluyor, rahatlamaya sebep oluyor. Naim bin Havvat, Kitab-ı Fiten. Mehdi, tabutu sekineyi kutsal sandığı Teberiye Gölü'nden çıkaracak. Iktid Dürer, sayfa 51'e A. Demek ki net Mehdi'nin çıkaracağı bir olay. Evet. Akasya ağacından, yani İbranice Şitaym ağacından yapılmış dörtgen bir kutu sanduka. İçi ve dışı saf altına kaplanmış. 24 ayar altına kaplanmış. Cayır cayır parlıyor. Şu anda da gıcır gıcır. O 10 emrin Sina Dağı'nda yazdığı levhalardan kalanlar, 10 emrin yeniden yazıldığı iki yeni levha, attığında kırılmıştı ya, yeniden yazıldı o levhalar. Kudret helvası, Tih çölünde kendilerine gökten indiren yiyecek, altın bir kase içinde, altın bir kap içinde. Harun'un Allah'ın kudretiyle çiçek açan asasın, ondan parça. Aslında normal yani bir ağaç, mesela ki, ama tabii onun elinde açması onların hoşuna gitmiş insanlar. Yoksa ağacı kesersen dalını, yani biraz da ıslak bir yerde kalırsa filizlenir. Alttan kök çıkartır. Mesela söğütte, kavakta falan olur. Söğüt ağacını biz köyde de biz görürdük. Dalını keserler, bir kovanın içine koydular. Hep altından kök bırakıyor böyle salkım saçak. Sonra onu ekiyorlar. Yeniden 30 metrelik, 20 metrelik kavak oluyor. Yine ondan dal kesiyorlar. Yine suya koyuyorlar. Yine kök bırakıyor. Öyle çok şeker bir ağaç yani. Ama tabii hani kurumuş gibi dururken dal budak çıkarması tabii hayret verici yani, hoş. Ama aklın ihtiyar alacak bir şey değil tabii. İşte Man'ın bulunduğu altın kase ve Harun'un Allah'ın kudretiyle çiçek açan asasını tabuta koyarak onu ibadet çadırının en kutsal kısmına koymuş. Ve bir kumaşa sarmıştır. Yani bozulmasın diye koyuyorlar tabii kumaşa. Tevrat'ta birçok yerde geçiyor. İşte bu Musevi'ler o sandıkta Hazreti Musa'nın bizzat eliyle yazdığı. Hazreti Musa da taş ustasıdır, biliyor musunuz onu? Yani o da hem duvarcı ustasıdır, hem taş ustasıdır. Yani bizzat eliyle yazmıştır onu, o taşı, oyma. Onun için masonlukta çok kutsal. Masonlar da kalem, çekiç, işte taşa şekil verme, ham taşı oyma, onlar için çok kutsal biliyorsunuz. Tevrat'tan alınmadır o. Yani masonla oradan geçmiştir. Evet, bu kuru ağaç dalı, yani açan kuru ağaç dalı Mehdi ile ilgili hadislerle de bağlantılıdır. Yani bu ağaç dalı, yani açan kuru ağaç dalı kutsal sandıkta olduğu için, o da Mehdi'nin eline geçeceği için kastedilen budur. Yoksa yani yeniden 3500 yıllık ağaç yeniden yeşillenecek anlamında değil.
o zaman yeşillenmiş olan ağaç, o kutsal olan ağaç, Mehdi'nin eline geçecek. Kastedilen bu. Yoksa o ağaç tabii kurumuştur. Yani ama o filizler falan muhtemelen yani kuru da olsa görülüyordur. Çünkü o sandığın içinde bozulmuyor. Nedense Cenab-ı Allah'ın bir hikmeti. O özel bir dizaynla yapılmış bir sandık. Mesela normalde manlanın falan bozulması gerekir. Bozulmuyor 3500 yıldan beri. Bir gariplik var tabii, bir ilginç, harika yön var.